Ben şimdi hostelden ayrılıyorum. Yaklaşık bir 40 dakika önce falan sonunda buldum. Şarj ettim falan. Biraz da kestirdim. Şimdi ise ayrılıyorum. See you brother. Ciao. Ciao. All the best. Bu arada bu arkadaşı hatırladınız mı? 3 gün önce hostele kaçak soktuğum arkadaş. Hatırlıyorsanız 4-5 gün önce hostelde gönüllü olmak için konuştuydum. Sağ olsun beni gönüllü almak istediler. Ama ben de onlara dedim ki benim o kadar da ihtiyacım yok. Başka bir arkadaşın çok daha fazla ihtiyacı var diye bu Rus David'i önerdim. Şimdi kendisi artık burada gönüllü. Ben normalde gönüllü olacaktım ama biliyorsunuz onun daha çok ihtiyacı vardı. Benim sayemde o oldu. Bence daha da iyi oldu. Şimdi gördüğünüz o durdaydı. Onunla da vedalaştım. İnşallah onun karması bana döner. Saat 7:05 geçiyor. Gördüğünüz üzere artık hava kararacak. Ben şimdi otobüs bulacağım. Daha sonrasında tren istasyonuna gidip Pyeongtaek isimli bir şehre gideceğim. Burada bizdeki işte Akbil gibi. Onu dolduracağım. Ve nereden dolduracağım bilmiyorum ama açıkçası 7-Eleven'dan doldurabileceğimi düşünüyorum. Gel baba. Bir yaklaşık 600-700 metre tekrar sahile doğru yürümem gerekiyor. Tekrar macera başlıyor. Çok güzel bir yere gidiyorum ve çok güzel insanlarla tanışacağız. Bira bismillah. Ben şimdi konumun gösterdiği otobüs istasyonuna geldim. 1003 numaralı otobüsü bekleyeceğim burada ama buradan geçiyor mu ki 1003? Aha. Burada üstü silinmiş ama yine de yazıyor. İnternetim olmadığı için güncel saatten haberim yok. Benim İsrailli hatun beni sunset izlemeye çağırdı ama dedim bebeğim başkasına söz verdim. Şehirden ayrılıyorum diye onlar sunset izlemeye gitti. Geldi. Ulan ne şanslı çocuğum lan valla. Busan Station yazıyor. Bak hayret, İngilizce yazmışlar. Ha. Açıl ustam açıl. Ha. Hey. Böyle bir otobüs. Ben gördünüz kart okuttum. 2100 won yani 1,5 dolar ücret ödedim ve 1 saat sürecek abi. Çok iyi. Uyuyacağım. Adama söyleyeyim de beni uyandırsın. Uncle, do you speak English? English? Okay, Busan Station. Okay, please. I don't know. Okay, I'm sleep here. I'm sleep, wake me. Busan, wake up. Okay, tamam. Thank you. Good night baba. Şimdi son iki tane tren vardı. Biri 8'de, biri 8.30'daydı. Şu an saat 8:05 geçiyor. Son trene yetişmem lazım. Gördüğünüz üzere tren istasyonu karşıda. Bakın böyle elektronik ekran var. Oradan tüm otobüsleri takip edebiliyorsunuz. Baksana sol taraf, sağ taraf hep otel. Her yerde BIG yazıyor arkadaşlar. B-I-G. Ve açılımını şimdi öğrendim. Busan is good. Yani açıkçası biraz daha yaratıcı bir cümle kullanabilirlerdi. Gerçekten Busan is good mu yani? Bu mu çıktı yani? Bunu mu üretebildiniz? Daha iyi bir şey yapabilirdiniz bence. Aa baksana. Gördün mü? Işıklar söndü. Aa. Çok gerçekçi yapmışlar ha şu reklamı.
Vallahi hatun sanki gerçekten orada gibi ya. Çok iyi. Bu reklam panosu gerçekten güzel ya. Ben şimdi istasyona gireceğim ve bilet almaya çalışacağım. Kore'de de Japonya'da olduğu gibi hızlı trenler ünlü. Evet, tickets'lar buradan diyor. Beni buraya yönlendiriyor, tamam. Baksana, daha da büyüyor ya. Bayağı restoranlar, mağazalar falan var yani. Bilet alma yerine burayı getirdi beni ama bunlar sanki böyle tek kullanımlık bilet gibi herhalde. Bakalım şurada. Ticket purchase. Busan'dan ekonomi. Tamam. Baba ekonomi baba gariban iş işte. Ay yanlışa tıkladık. Kredi kartının şurada ışığı yanıyor. Şimdi ben kredi kartını sokmalı mıyım sizce? Kredi kartımı geri de vermiyor. Kaşmar makina. Ne işlem yaptırıyorsun bana? Ne kartın veriyorsun? Baba bir security yok mu ya? Allah Allah. Vay arkadaş ya. Allah Allah. Vay arkadaş. Aha verdi lan kartımı. Tamam. Allah seni kahretsin. Seni es geçiyoruz. Şimdi şu şantayı tekrar takip. Bilet alma. Gişe yok mu abi gişe? Yani böyle aveller için insanla çözebileceğimiz bir şey yok mu yani? Dur bakayım. Bak burası varmış. Tamam bak çözdük işte. Tamam. İşini insanla çözeceğim baba. Allah kahretsin ATM'leri, robotları. O kaşmeller bir gün dünyayı ele geçirecek. Görün bak onlar ne yapacak. Bugün kartımı alan bundan 20 sene sonra bana ne yapar? Yemin ediyorum ben seni iki tane çatlak koyar. Sikliklal köyüne döndür. Kime şikayet edeceğim? Ne diyeceğim o zaman? Hiç kediyene. Okay. How much? Economy. Yeah. Okay. Credit card? Do you need my passport? No. Okay. Thank you. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 예정 차량금은 카드로 취소됐고 31 Station. Şimdi benim trenim şu SRT yazan yukarıyı gösteriyor, şurayı. Oradan bineceğim herhalde. Sol yanı gösteriyor. Acele edelim, acele. Sorry, do you speak English? Yeah. My train which platform? Platform 6. Platform 6. Yeah. That way. Okay, thank you. Vallahi iyi ki sormuşum ha bak. Yoksa ben şuradaki ekrana bakıp yanıldım. Bak, kardeşim o kadar para ödedik,
Bir de bizi yürütüyorsunuz ya. Oğlum koysanız da bir tane eklikli tren. Ay eklikli merdiven. Eklikli merdiven de yürüyen bant ya işte. Şu ne? Allah kahretsin, ben uykusuzluktan konuşamıyorum artık. Benim trenim bu herhalde de. Şimdi hiç pratik bu. Baksana iki trenin arasında bile böyle büfe var ya. Tamam 370, tamam 370. Üstüne, Allah ne oluyor lan oğlum, açıl lan kaşmer. 6B 6C 6D. Tamam, window tarafı güzel, bu benim. Önümde şöyle bir şey var, yemek için. Yemek verecekler mi bilmiyorum, İnşallah verirler. 2 saat 10 dakikalık bir yolculuk olacak. Başka elektronik bir şey yok. Şöyle, tamam bu kadar, yaklaşık bir 15 derecelik açıyla geriye yattı. Başka herhangi bir şey var mı? Yok. Şöyle ayağımızı koymalık yer var. Güzel, şurada priz var. Şuradan şöyle kapatabiliyormuşuz. Hızlı trende her şey normal ama yaklaşık 10 saniye önce Kore farkını gösterdi. Abi, hızlı trende hızlı ve şifresiz Wi-Fi'miz var. Çok iyi. Bu ne demek biliyor musun? Bu hizmettir abi. Bu kalitedir abi. Vallahi helal olsun. Çok iyi. Günaydın, günaydın. Kardeşiniz 2 saat de olsa yattı ve şu an Pyongyang isimli şehirdeyim. Az önce hızlı trenden indim. Saat 11'e çeyrek var ve arkadaşlarımla buluşmak için böyle çıkışa doğru gidiyorum. Altıma işleyeceğim var ya. Bu ne? Kore'den doktorlar mı? Acaba bunlarda da bizdeki gibi gündüz kuşağında 36 senedir yayınlanan doktorlar dizisi gibi bir şey mi acaba? Belli olmaz. Olabilir abi. Biliyorsunuz Koreliler bizi kıskanıyor. Dizilerimizi çalmış olabilirler yani. Kadir abi orada. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? İyiyim abi. İyidir abi. Sen sormadın, ne yapıyorsun, keyfin nasıl? Yok. Tamam, seni yukarıdan anladım ama hemen ha. Zaten çekki o zaman ikimiz var şu an. Bak bir sağına sonra. Kimse yok. Esmeriz bir de. Hatta sen esmersin abi. Ben zaten görendir ya abi. Sen esmersin yani. Ya diyor Pakistanlısın ya Arapsın. Sonra da Türk müsün? O çok fena olur ya. Hele böyle Pakistan filan. Arap diyorlar lan bir de. Aha gösteriyor. Arkadaşlar bakar mısınız, radarı gösteriyor araç ve herhangi bir şekilde program atılmamış değil mi abi? Bu, yok. Bu orijinali bu yani. Şu arabalı olur. Eğer dalarsan ki baksana alarm falan da ötüyor yani, bak diyor. Kameranın açısında bak şöyle. Eşek olma diyor, 60 metre sonra diyor. 40 metre sonra metre metre söylüyor. Yani öyle bir anda radara düştüm, aa girdi falan yok. Çok iyi ya. Ama bu sıkıntı abi, böyle ceza yazamazlar. Gene de giren var ya. Allah Allah, ulan bak görüyorsun işte ülkenin farkı. Ne, çarşamba mı? Bilmiyorum ki, ben günleri hiç bilmem ki. Çarşamba mıymış? Arkadaşlar biz şimdi aracı park ettik. Mesela Kore'nin Japonya'dan en büyük farkı, böyle akşamları bir yere park edebiliyormuşsun. Japonya'da böyle bir şey yoktu. Normalde yasak, kırmızı alan gibi. Akşam 8'den sonra mı serbest? Değişiyor, bazı yerlerde 6, bazı yerde 10. Sen aldım yer 12'ydi. 6 ile 12 arasında park edemezsin. Japonya'ya gittin mi abi? Yok. Japonya'da böyle bir manzara mümkün değil mesela abi. Öyle yola park edeyim falan, hele şu öyle bir şey yok yani. Biz şimdi neredeyiz abi? Çok'tan. Osan Airways. Buranın böyle hareketli caddelerinden biri gibi duruyor. Sağa sola belli olmuyor mu? Evet ama hafta içi olduğu için mi böyle sakin? Abi çarşamba. Baksana ismi Skandal Club. Daha ne kadar belli edebilirler ya. Yani. Çok fazla bilardo yeri var ha. Herkes öyle. Evet. Yani bu sahne de öyleydi. Şimdi biz bu caddeye geldik. Çünkü ben açım. Bir şeyler yemek için.
Bilmiyorum ki abi. Bayılmış bak bir tanesi. Oraya bak. Bunlar da çok uçuyor mu? Abo. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Bazı barlar Koreli almıyor. Sadece yabancı alıyorlar. Yabancı alıyor. Bazı barlar da sadece Amerikalı alıyor. Bak bu bölgede. Korelileri görürsün. Yok alamıyor. Peki biz hangi kategorideyiz abi? Biz sadece Türk... Değişiyor abi. Ya söyleyeyim ben. Şu aşağıda bir iki yer var. Koreli gördüm. Yok almam ben. İstemiyor. Yabancı istiyor. Ama bayılmış orada. Evet. Ama askerimiz gönderdi onu sandım. Şaka mı? Gerçek. Amerikan askeri değil mi bu? He. Ve üstündeki... Barış Pompidou. Üstündeki resmi bir kıyafet ama değil mi tabii, yani? Tabii deli değil yani. Yani böyle gidip kapalı çarşıdan alıp gecenin 12'sinde sarhoş olup şey değil yani. Deli değil. Ne yiyeceksin? Bilmiyorum ki. Can ne istiyorsan onu söyle. Vallahi abi yani canım ne istiyor derken seçeneklerimiz mesela neler? Ne var? Şu anda hamburger var. Döner var. Oo döner var mı? Döner, döner var. Yerim abi. Hamburger yemekten içim çıktı. Aa bir tane daha. Amerikan askeri daha. Biz şu an arkadaşlar Amerikan üstüne çok yakınız değil mi abi? Arkan işte. Arkasında. Yani bir nevi şu an bulunduğumuz şehrin en güvenli hatta Kore'nin en güvenli yeri diyebiliriz. Bir o kadar da tehlikeli değil mi? Yani ilk bizi koruyacaklar, ilk bizi vuracaklar. Öyle bir ortam yani. En çok da sarhoş mu oldu ya? Bak o tarafı Türk restoran. Türk restoran mı? Aha. Neresi? Aa Star Kebap. Peki çalışanlar da Türk mü? Türk. İyi geceler abi. Kolay gelsin. Çok iyi gecenin 12'sinde. Türkiye selam verdi çok iyi. O bu erken gelseydin bugün onu yakalayacaktın sen. Yarın gelecek ama. O da Adanalı. Aa. Tek Adanalı burada. Hop de ben 2. Bir de ben 3. İyi hat-trick yaptık. Üçgeni vurduk abi. Aramızı alan tokatlayalım. Onun restoran da şura. Ama kapanmış olarak geliyor. Hafta içi. Onun dükkanının adı ne? Kebap Park. Kapatmış. Aa Kebap Park. Üstü bar. Bak bu üstte bir olay var. Hadi. Ha. Çok yoğun olmuyor ama şimdi fiyatı göreceğim. Şaka mı diyeceğim? Ama karşı üst. Karşı bildiğin Amerikan üssü. Böyle tam şehrin ortasına yani abi. Bu bunun büyüklüğü nereye kadar gidiyor biliyor musun? Ha. Bak bizim Adana'dan Ceyhan'a kadar gidiyor neredeyse. Abi Adana'dan Ceyhan 60-70 kilometre demek ya. Yok 30 kilometre belki daha fazla alan olabilir toplam alan. Oo bak, çok büyükmüş o. Olur kendilik cocktails and shots and beer only $29. Yani sadece $30 alkolün, shot'ın, biran. Sınırsız. Bu uygun bir fiyat mı? Bedava. Normalde zaten bir bira 3-3,5 dolar abi zaten. Bu ne ya böyle çok gariban durmuyor mu bu araba ya? Ya içim acıdı. Hamburger fiyatını görsen şok olursun. Bak şurada gel. Yazıyor ki kamera var. Bak. Şu kırmızı. Fiyatlara baksana ya. 3 dolara 4 dolara hamburger var. 4500. Aa 7-Eleven'den ucuz ya. Daha ucuz he. Aa bak. Vallahi bir şey değil mi? Hakikaten abi Sevnal'e bunda da 3500'den başlıyor zaten. O da donuk ürün yani. Yemin ediyorum bazen ben de burada biliyorum. Evet. Adam şimdi sen koyuyor. İçine bir yumurta. Abi bu araba model neymiş ya? Damas. Damas. Abi o kadar gariban duruyor ki gerçekten sarlasım geldi araca yani. Bir lokma da bir de. Burada çok farklı dükkanlar var gibi duruyor bu sokakta böyle. Burası bir eğlence sokağı gibi bir yer mi abi? Komple barlar sonra bir deli daha gidiyor. Elbise almış bir yer. Kardeşim bunu pazarda mı dağıtıyorlar ya? Abi bildiğin böyle üstten çıkıp büyük ihtimal şu an yat saatinde bunlar dışarıda geziyor yani. Alt rütbeliler. Üst rütbeliler genelde sivildir. Apartmanlarda kalır. Alt rütbeliler içeride yatmıyor. Bir lojmanları var. Üst rütbeliler işte bizim göreceğin. Yani bunlar böyle kendi üniformalarla devriye atacak kadar burada... Öyle değil şu an. Bu normal çıkmış gezmeye dolanıyor. Ama devriye de atıyorlar mı? İşi. Hafta sonu göreceğin onu sen. Allah Allah. Hafta sonu. Cumartesi, cuma. Burada 6-7 tane Amerikan askeri dizilir görevli olarak. Bir tane Koreli olur. Caddede olay olduğu zaman, Amerikan işte içtiği zaman
Sıçtığı zaman topluyoruz işte. Bak şurada Türk. Military Sports. Çok güzel şöyle varmış ha. Beğendim burayı. İyi yerde yaşıyormuşsun abi. Yok ya. Abi bir şey değil mi? Onlar abe mi? Erkek. He. Onlar baksana. Baksana bize nasıl? Bize. Onlar erkek, erkek bize bakıp kırdı vallahi. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Merhaba Furkan ben. Oo, ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba Furkan ben. Nasılsın abi? Aynen. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Nasılsınız? Geceniz nasıl? Ha abi de mi Türk? Abi Türk müsün? Evet. Maşallah ya. Kalabalık mısınız ya? Yani geleli 10 dakika oldu şu an. Halı sahaya takımımızı kurduk abi, rakip arayalım. Şimdi halı sahada yani şimdi burada ya. İtalya'ya gideceksin abi yani şimdi sadece böyle değil yani. Bayanları göreceksin. Hep Türk. Bak. Bayanları göreceksin. Hayret edersin abi. Ben hayret ettim ya. Sen de hayret edersin ya. Ne anlamda? Futbol takımından bayan mı? Ya futbol takım, bayan futbol takımı neyse işte artık yani. Abi, biliyorum tamamen... ben 10 dakika önce geldim abi. Bu şehir hakkında hiçbir bilgim yok. Evet hiçbir bilgim yok yani. Bir Kadir abiyi tanıyorum. Ve böyle büyüye büyüye gidiyoruz yani. Az önce abilere kolay gelsin dedim filan. Gidiyor. Şurada düşmüş şurada var. Kadir abi şimdi sana her yeri gezdiririm. Biz gidiyoruz. Abi saygılar. Görüşürüz. Sabah iş var. Abi görüşürüz. İyi geceler. Görüşmek üzere. Abi görüşürüz. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Görüşürüz. İyi geceler. Her gününüz gezer buralar. Tamam. Abi sen burada yemek için nasıl çözüyorsun ya? Yemek var ya. Burada varmış ama ha. Yemek olayı var. Şu marketler zaten 7 yıldır açık. İyi ama bu tavuk burgerler falan iyi. Bunlar kötü. Ama iyi. Burger de nereye kadar be abi? Ama siyahiler de var ya burada. Tam bir karışık bir şey olmuş yani burası. Nereye oldu abi oldu? Seninle şöyle olabilirdik. Ha, Efes kebap. Efes restoran. Böyle bir çok. Good night. Oraya pahalı ya bence abi. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Türkiye'deki yeme içme fiyatları ile şu an buranın yeme içmesi aynı. Ya tabii Türkiye maalesef ki ütopik bir pahalılık var Türkiye'de. Burada sebze meyve çok pahalı. He yo. Çok pahalı. Abi portakal domates. Tanesi 2 dolar ya. Böyle daha, bir şey olabilir mi ya? Domatesin kilosu 8 dolar ya. Vitaminsizlikten öleceğim ya, ben meyve falan yiyemiyorum yani. Üzüm pahalı. Karpuz, hiç söylemiyorum karpuzu zaten. Allah affetsin yani karpuzu. O gün pazarda gördüm, bizim pazarda. 38 vondu. Bir karpuz. Kilosu mu bir tanesi mi? Bir tanesi. 3-4 kilo falan geldi. 1000 liraya geliyor işte TL'ye vurduğun zaman. 30 dolar desen. 30 da tam 30 dolar. Yani kilosu 7 dolardan fazla. Abi çok fena ya. Ama Kore'de alım gücü. Alım gücü var abi. Burada asgari ücret ne kadar abi? Saatlik 10 bin won. 8 dolar yani ortalama saat. 8 dolar. Günde 8 saat çalışsalar 65 dolar. 65. 20 günde ne yapıyor işte? 1200. 400 dolar civarında ya asgari ücret. Oncuları. Ama çok çalışan yoktu burada asgari ücretle. Var. O markette çalışanlar var. Kasiyerler filan. Kasiyer falan. 7-Eleven çalışanlar filan. Onlar hepsi genelde olur. Onlar değişmez. Neydi? Bilmiyorum. Döner olabilir abi. Vay çok iyi, çok iyi. Merhaba. Önce de gördüm burada. Türk müsün? Evet. İyi geceler, nasılsınız? Furkan ben. Ben arkadaşı yabancı sandım. O yüzden. Evet. 10 dakika oldu gelelim de. Evet, çok iyi ya biz. Baya kalmakmışız ya. Öyle öyle. Yani yarın Türkçe bir çığlık atsam herkes ne oluyor oğlum der yani. Kesinlikle. Evet, çok iyi, çok kesinlikle çok sevindim yani. Ne önerirsin bana gecenin bu saatinde? 6 numara. Ekstra cheese, ekstra cheese. Ekmeğin arasında mı oluyor, şeyde mi oluyor? Pide. Pide, pideki lavaş tarzı pide mi? Lavaşın bir çağı kalın. Görebilir miyim? Pideyi çok severim çünkü eğer bir seçeneğim varsa ekmeğimi seçmek istiyorum yani. Çapati. Bir tane olsun mu? Acı olsun mu? Yok, yeterince acı var hayatımda. İçecek alınmayız, ayrılmasın. Ayrılmasın. Biz yapıyoruz, ayrılmasın. Şunu pilav mı yazmışsınız? Aha. Neden? Korece pilav diyemiyor mu? Diyemiyorlar. Öyle yazmış. Mesela ben ismi söyleyeyim mi? Kadia diyorlar. Kadir diyemiyor. Kadia. Kadia diyor. Ciddi söylüyorum. Ama Kore'de R yok. Yok. Korece'de R yok. Kadia. Bak sen burada et döner, burada da yanında tavuk döner, burada böyle bir 17-18 hatta 24 tane menü varmış. Böyle
7-8 dolardan başlayıp tercihinize göre gidiyor, falafel falan var, şiş kebaplar derken 13 dolar 14 dolar menü halinde. Baksana böyle arkadaşlar, marul, patlıcan, domates, soğan, kornişon, karalahana, sos. Cumayın domatesi malen geliyor. Buranın dönerini buraya göre yapmışlar abi, için soslu moslu filan. İyi ama soslar falan. Şavarma tarzı yapmışlar yani. Dönerden çıkıp. Ama güzelmiş gerçekten. İnşallah açabileceğiz. Güvenlikli bir site herhalde. Ulan bu hayatı Amerikalılar yaşıyor be. Mangal alanı var. İyi, yarın spor salonu kullanırım. Arkadaşlar biz şu an eve geldik ama bu ev Kadir abin, Amerikalı arkadaşının evi ve kendisi asker, subay. Sabahın 5'inde kalkacak ve şu an saat 12, o yüzden eve nasıl girileceğini Kadir abi video atmış. Biz de o şekil çözdük, başardın. Şimdi yarın altı bir otopark var. Kayboluruz. Yıldaların üzerindeki herhalde. Şimdi ikinci bölüm. Başardık. Ayakkabı geliyor. Vallahi genelde de. Ben sonra gelmiştik. Kedi bak. Ayakkabılar burada ama. Pezevenk keçe gibi ayakkabıyla girdi buraya. Burada bile yatılır. Oo, küvet var. Kamera kokuyu çekiyor mu? Bilmiyorum ama çok güzel kokuyor. Bu nerin kokuyor bilmiyorum ama çok iyi kokuyor. Bu ne kokuyor abi? Ben de diyorum nasıl duşacağım. Küvet olmasa alamadım abi. İyi oldu küvet. Projeksiyon mu? Ha, adam yazmış abi bu herifi. Sana ne dedim? Adam. Adam abi. Adam. Bak. Nasıl gireceğini yazmış. Projesini yazmış. Bir şey olursa bana ulaş demiş. Hacı projektör mü? Kaç metre istedim. Yapma bir şimdi. Ben geliyorum. Sen dolap koşullara mutfağa. Evin içinde halat mı var? Oh, ev bu kocamanmış. Ana ben niye ayakkabıyla dur? Ona dedim ben. Ha, spor yapıyor herhalde, protein dozu falan var. Yeni başladı. Yanlış tipi de var lan. Tamam abi. Ya. He. Ne lan bu? Şişme atak mı bu? Burada mı şişiyor? Aynen ama biraz şişmesi lazım abi bunun sanki. Vallahi ben Allah'ım. Abi bunu gece çalıştırsam çok ses olmaz mı? Neyi? Hacı bence bu otomatik. Yoklar niye gidiyor? Şok. Öyle mi diyor? Abi söylüyorum. Bak hızlı. Bence hızlı yapmıyor. Çok iyi. Bak bir şey değil mi? Bak bak şu hissiyatı bak. Çok iyi. Günaydın, günaydın. Saat 1:05 geçiyor. Çok güzel uyumuşum ama yatak söndü gece. Yani bakar mısınız? Neredeyse zeminde yatıyorum. Ve gece bunu nasıl şişeceğimi bilmedim. Ve açıkçası tahmin ettiğim şişirme yönteminin çok ses çıkaracağını düşündüm. O yüzden böyle
Yattım, belim falan daha çok ağrımış, bildiğiniz evinde yattım. Ama şimdi bu yatağı şişirmek istiyorum açıkçası. Ve nasıl şişireceğimi bilmiyorum. Ama şu an dur, üstümde boxer var, ben üstümü giyeyim. Bu şişirin nasıl şişirin, halledeceğiz şimdi. Şimdi yatak böyle, böyle bir kablo var. Burada bir makine, ben hiç görmedim böyle bir makine. Yani daha önce şişme yatak şişirdim ama hep böyle manuel pompası vardı. Basardık böyle yani. Böylesini gerçekten hiç görmedim. Şimdi şurada bir açma kapama tuşu var ve görünene göre açık. İki tane kablo var. Bu kablo yatağa gidiyor. Bu kablo nereye gidiyor bilmiyorum. Bu kablo da elektrik. Bu nereye gidiyor olabilir ki abi? Ha, o vantilatöre gidiyor herhalde. Ha, bu öyle bir güç ünitesi mi acaba? Ne alaka ya? Allah Allah. Şimdi yatağa da böyle bir şey gidiyor da. Şuradan şöyle bir şey açılıyor da bu. İşte şimdi şöyle bir şey var. Bunu ne yapayım ben? Anlamadım ki. Şuradan üfleyeyim mi? Artı eksi yönü var. Dur bakayım, dur, üstünde yazı yazıyor. Inflate, gonfler, inflar. Şimdi buradan buraya, şimdi bu artı demek içeriye hava almasının artısı falan mı? Eksi boşaltmam demek. Dur bakalım. Sanki hava gitti gibi. Dur, böyle artıda biraz yükselmesi lazım. Değil mi? Sanki bir yükselme var değil mi? Aynen aynen. Başardı. Böyleymiş. Ama tahmin ettiğim gibi çok sesli. İyi ki bunu gece yapmamışım. Ama çok rahatsız uyudum. Fakat deliksiz uyumuşum.